Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Değerli kardeşlerimiz, aile bağları programımız değişik konularla devam ediyor. Bu haftaki programımızda aile ve akraba içinde İslam'ı yaşamak. Bu konuyla ilgili inşallah sizler bazı bilgileri paylaşacağız. Kardeşlerimiz özellikle İslam'ın devlet olduğu dönemler ile İslam devletinin olmadığı dönemler içerisinde ailenin misyonu, ailenin fonksiyonu farklılıklar arz ediyor. Aile en küçük sosyal birim, sosyal çevre ve aynı zamanda bağları en güçlü olan ve İslam'ın güzel kriterlerine göre kurulan en küçük topluluktur. Bu topluluk özellikle günümüzde biraz daha bazı konularda derli toplu hareket etme sıkıntılarını yaşamaktadır. Sorumlulukları yerine getirme hususunda zafiyetler içerisinde bulunmaktadır. Bunun nedenlerini inşallah değineceğiz. Ailenin önemi günümüzde daha da artmaktadır doğrusu. Malumunuz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle ulusal devletler kuruldu ve ailenin kriterleri, aileyi koruma kriterleri İslam'ın kriterleri olmaktan çıktı. Haliyle devlet boyutundan aile desteksiz kaldı. İşin bu boyutunda aile reislerine daha büyük görevler düşmektedir. Anneye, babaya, büyük babaya, büyük anneye, neneye, dedeye ve ailenin diğer bireylerine, amcalara, dayılara, halalara, teyzelere daha farklı sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluklar içerisinde öncelikle zikretmemiz gerekenler şudur: ailenin tüm fertleri topyekün Allah'ın ipine, Allah'ın dinine sarılmalı. Allah'ın gönderdiği hakikate tabi olmada dayanışma içerisinde, birlik ve beraberlik içinde olmalı değerli kardeşlerimiz. Bunun tedbirlerini almalı. Tedbirlerini almazsa neler olur? Onu şöyle biraz açmaya çalışayım. Değerli kardeşlerimiz, kimi ailelerde özellikle günün en az 12 saatinde ekranlar açık vaziyette. Ve açık olan bu ekranlar bir şekilde ailenin fertlerini eğitmektedir. Televizyon çıkmadan önce ailelerin işi kolaydı. Fakat şu anda eğitime yeni müdahale edenler çıktı. Ve bu müdahale edenler yeter ki hakikatten İslam'dan uzaklaştırsınlar, gerisi onlar için zaferdir. Yani herhangi bir düzene tabi olmaları gerekmez kendilerine göre. İslam'dan uzaklaştılar mı, düzensizleştiler mi, artık kendi sömürü emelleri gerçekleşecektir. İstediğini istediği zaman istediği şekilde kandırabileceklerdir, aldatabileceklerdir. Reklam dahil birçok bilgiyle ikna edebileceklerdir. Yönlendirebileceklerdir değerli kardeşlerimiz. Bunun bilincinde olmak zorundayız. Bunun dışında artık herkesin neredeyse bir annesi kadar, babası kadar, kardeşleri, abisi kadar, arkadaşı kadar, hatta ondan daha çok etkileyen cep telefonları, bilgisayarlar söz konusudur. İnternetteki iletişim söz konusudur. Bunu sağlıklı hale koymak
olmak lazım. Mümkün mertebe bu ekranlardan uzak durmak. Eğer irtibat sağlanıyorsa en sağlıklı şekilde bunun irtibatının sağlanması gerekiyor. Burada da ailelere ciddi görevler düşmektedir. Ayrıca aile bireyleri bazı hizmetleri dışarıdan satın almaktadır. Örneğin çocuklarımızın eğitim süreci, günümüzde 12 yıllık zorunlu eğitim dediğimiz 4 ilkokul, 4 ortaokul ve 4 lise dediğimiz süreçte çocuklarımızı göndereceğimiz okullar laik eğitim veren okullardır. Seküler eğitim veren, dünyevileşmeyi önemseyen eğitim yerleridir değerli kardeşlerimiz. Burada özellikle evlatlarımızı eğiten okulun yönetiminde seçici olmamız, öğretmenlerinde seçici olmamız, okul türünde seçici olmamız, mesela başta İmam Hatip olmak üzere güzel meslekler edinmeleri hususunda çocuklarımıza, evlatlarımıza destekler sunmamız gerekir. Bunu bilmemiz lazım. Bunun dışında özellikle ve öncelikle çocuklarımıza kendi inanç değerlerini başta baba ve anne olmak üzere ailenin bilen diğer fertleri örnek olarak, model olarak bir zat yaparak, yaşayarak aile içinde İslam'ı yaşama gayret ve çabası içerisinde olmalı. Hele hele beş vakit namaz hiçbir zaman sıradanlaştırılmamalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma annemizi evlendirdikten sonra sabah namazı dahil uyarılarda bulunmakta, gidip kendilerini kaldırmakta. Çünkü Allah'a secdenin terk edildiği bir ailede, bir ortamda farklı secdeler başlayacaktır. Farklı boyun büküşler başlayacaktır. Allah muhafaza etsin değerli kardeşlerimiz. Onun için özellikle İslam'ı aile ortamında yaşamak büyük önem arz etmektedir değerli kardeşlerimiz. Aile ortamında bizler çocuklarımızın yaşadığı çağın afetlerini, çağın olumsuzluklarını unutmamalıyız. Bunları hatırda tutarak, bunları önemseyerek biraz da bilinçli yaşamak durumundayız. Günümüzde daha üst düzeyde tedbirler almadığımız müddetçe evlatlarımızı kendi evimizde, kendi elimizle, kendi yaşamımızla istismar edeceğimizi unutmamalıyız değerli kardeşlerimiz. İşte ailede özellikle baba kutsal bir yere konumlandırılmıştır Rabbimiz tarafından. Anne kutsal bir yere konumlandırılmıştır. Birçok ayet-i kerimede özellikle iyilik noktası öncelikle aile fertlerine, anneye, babaya, sonra yakın akrabaya, uzak akrabaya, yakın komşuya, uzak komşuya, bunu dinimiz önemsemiştir. Dinimiz çok medeni bir din, çok şeffaf bir din, her şeyi en mükemmel şekilde izah eden bir din, açıklayan bir dindir. Bu açıklanan hakikatleri bizler öğrenmek ve yaşamakla mükellefiz. Çünkü ölümlü bir dünyadayız. Ölümü hesaba katarak yaşamamız lazım değerli kardeşlerimiz. Unutmamamız gerekir ki fani olan bir dünyadan baki olan bir dünyaya geçeceğiz. Fani dünyada olduğumuz bu süreci, bu imtihanı Rabbimizin istediği şekilde vermemiz önem arz etmektedir değerli kardeşlerimiz. Aile fertlerinin aile içindeki iletişimi, konuşmaları, diyalogları, en seçici cümleler, en seçici kelimeler kullanılarak yapılmalı ve mümkün mertebe en değerli, en nitelikli birliktelikler önemsenmeli. Önemsenmediği takdirde ne olacak onu söyleyeyim değerli kardeşlerimiz. Evlatlarımızın irtibatlı olduğu ekranlardaki kişileri zamanla kendilerine daha yakın göreceklerdir. Daha tanıdık göreceklerdir. Daha çok muhabbet besleyeceklerdir. Ve aile içindeki bireyler bağlarının güçlü olması ve birbirleri
ne olan muhabbeti Allah'ın rızasıyla bütünlük arz eden o değerler yara alır değerli kardeşlerimiz. Ve ailenin huzuru, ailenin mutluluğu yerine huzursuzluğa, yerine mutsuzluğa bırakacaktır ki bu Müslüman bir aile için afet demektir değerli kardeşlerimiz. Mutlaka ailemizde çocuklarımızın düzenli bir kitaplığının olmasını önemseyelim. Namaz kılacakları ortamın düzenli olması, seccadelerinin, takkelerinin, tesbihlerinin olması, namaz vaktinde özel bir uyarı. Zaten ezanlar uyarıyor, çağırıyor bizi. Mümkünse camilerde cemaatle namaz kılmayı önemseyelim. Ama aile içinde de gerek sünnet namazlarımızı, gerekse aile içinde olmak zorundaysak cemaatle namaz kılmak ve ailenin diğer bireylerine de namazı tekrar hatırlatma çaba ve gayreti içerisinde olmaya çalışalım değerli kardeşlerimiz. Ve giyimimize, kuşamımıza dikkat etmek durumundayız. Özellikle evin içerisine girerken selam vermek, evden çıkarken selam vermek, evde bir ikramda bulunulmuşsa bu ikramı hazırlayanlara teşekkür etmek, öncelikle besmele ile başlayıp asıl ikramların sahibine teşekkürü unutmamak değerli kardeşlerimiz büyük önem arz etmektedir. Evimizde mutlaka sohbet halkasını oluşturmak ve misafir ağırlamak, ilmi tahsil yapma çaba ve gayretleri imkanları varsa bunu yerine getirmek, evimizde silah-ı rahmi gözetmek değerli kardeşlerimiz, akrabaya ilgi ve alakayı gözetlemek, önemsemek gerekir. Bu da Müslüman bir aileye çok yakışır ve İslami yaşantının olacağı ailelerin önemsediği değerlerdir değerli kardeşlerimiz. Aynı zamanda aile ortamında özellikle temizlik adabına riayet etmek ve düzenli izleme ve dinleme çaba ve gayretlerinin içinde olmak, çocuklarımızı, kendimizi, neslimizi, nefsimizi olumsuz izleme ve dinlemelerden muhafaza etmek ailenin sorumluluklarındandır. Mümkün mertebe varsa İslami, varsa güzel diziler, değişik konularda, tarih olur, sosyal konularda olur, ekonomi konularında olur, içtimai yaşantısının diğer ders ve eğitici konularında olur. Mutlaka ilgi alanımız, İslami şahsiyetimizi yakından ilgilendiren programlara da sınırlı düzeyde de olsa zaman ayırmak önem arz eder inancındayım. Ve çocuklarımızın elinde özellikle inanç değerlerini öğrenebileceği kaynak eserler, kitaplar, bunda tabii sürekli vurguluyoruz. Gerçekten birçok aile bu noktada duyarlı. Başta Kur'an-ı Kerim ve Resulullah Efendimiz'in hayatı olmak üzere sahabe hayatını, peygamberler hayatını, bunun yanında büyük alimlerin hayatını, İslami romanlar, İslami hikayeleri, özellikle ilmihali bilgileri, yani ibadetlerimizi en iyi şekilde yerine getirecek ilmihali bilgilerini, temizlik, edep ve adabını öğrenecek, öğretecek eserleri bulundurma çabası içerisinde olalım. Çocuklarımızın meyledeceği mesleğe yönelik eserler, kaynaklar edinelim. Değerli kardeşlerimiz, çocuklarımıza bir tarafta kendi inanç değerlerini öğretirken öte tarafta da izzetli ve şerefli bir geçimlik için mutlaka iş ortamlarını ayarlayalım. Müsbet ortamlarla irtibatlandıralım. Çocuklarımız vaktinde meslek öğrensin. Vaktinde izzetli bir geçim yaşantısını elde etmenin imkanlarına
ulaşsın. Burada sevgili yavrularımızı mağdur etmeyelim. Gelecekte namerde muhtaç olacaklar ve ailesine darılacaklar, küsecekler, kızacaklardır. Vaktinde alınan tedbirler ne kadar zora gidilirse gidilsin, gelecekte dua edilecek tedbirlerdir. Gelecekte teveccühle karşılanacak ve güzel yad edilecek tedbirlerdir. Aile bireylerimizi bu noktada da mahrum etmeyelim. Mutlaka ve mutlaka kabiliyetleri doğrultusunda okullara göndereceğimiz gibi kabiliyetleri doğrultusunda iş alanlarında da istihdam edilmelerine önem verelim. Ve çocuklarımız evlenme çağına geldiği zaman kız olur, erkek olur, geciktirmeyelim kardeşlerimiz. Kızlarımıza makul eşler erkekler, erkeklerimize makul eşler kızları bulma çaba ve gayreti içerisinde olmayı da bir görev ad edelim kardeşlerimiz. Bizler nasıl doğan evlatlarımızı güzel eğiten eşlere ihtiyaç duyuyorsak, yavrularımızın da aynı şeylere ihtiyacının olduğunu unutmayalım değerli kardeşlerimiz. Hayat tecrübelerimizi mümkünse onların hizmetine sunalım ve onların daha kaliteli, daha güzel standartlar içerisinde bir hayat kalitesine ulaşmalarını da sağlamak bizim görevimizdir. Müslüman medenidir. Müslümanın bedevi bir yaşantısıyla alakası olamaz kardeşlerimiz. Müslüman derli topludur. Müslüman bilinçli bir yaşantıya sahiptir. Müslüman şeffaf olan, mükemmel olan, nereden geldiğimizi, nasıl yaşamamız gerektiği, nereye gideceğimizi bize net bir şekilde önümüze seren güzel İslam nizamına layık olma çaba ve gayretini göstermek durumundadır. Bununla ilgili gereken bilgileri vaktinde edinmek, gereken tedbirleri vaktinde almak zorundadır. Evet değerli kardeşlerimiz, ayrıca akrabalarımız çok önemli, çok değerli. Dinimizde bütün insanlara böyle statüler belirlenmiştir yüce dinimiz tarafından. Kimi insanlar baba, kimisi anne, kimisi dayı, kimisi amca, kimisi hala, kimisi teyze, kimisi nene, kimisi dede, kimisi komşu, kimisi daha farklı şekilde, daha farklı statülerde değerlendiriliyor. İşte abidir, abladır, kardeştir, velhasıl kelam hepsi böyle güzel cümlelerle, güzel değerlerle isimlendirilmiştir. Bu isimlendirilen değerlerin İslam'da yeri çok önemli. Sıla-i Rahm dediğimiz rahmetten gelen, merhametten gelen, şefkatten gelen bu değerlerimizi de kendi akrabalarımız arasında yaşayalım. Akrabalarımıza güzel örnek evlatlar yetiştirelim mümkün mertebe. Güzel izleme ve dinleme, kitle iletişim araçlarını güzel kullanma örneklerini akrabalarımıza da mümkün mertebe öğretme çabasına, akrabamızdaki çocuklara ve fertlere sunma ve belirtme çabası içerisinde olmaya çalışalım. Olumsuzluklar varsa uyarılarımızı Allah rızası için yapalım. Çünkü Sıla-i Rahm dediğimiz olay Cenab-ı Allah'ın razı olacağı bir hakikattır. Bundan dolayı değerli kardeşlerimiz, hiçbir sistemde, hiçbir nizamda, düzende İslam'ın akrabaya verdiği değer yoktur. İslam akrabalara büyük bir kıymet biçmektedir. Bu kıymet değişik şekillerde akrabalarla irtibatı gerektirir. Güzel günde, ağır imtihanlar gününde, hastalıkta, bayramlarda, bunun yanında kıymetli kardeşlerimiz özellikle herhangi bir afete maruz kaldığında akrabalar birbirlerinin yardımına koşmalı. Birbirlerinin desteği, birbirlerine destek sunma çabası içerisinde olmalıdır. Olmazsa ne olur? Yüce Rabbimiz uyarıyor bizi. Muhammed Suresi 22. 23. ayette akrabayla bağını kesen lanetlenmiş şekilde ifade edilmektedir. Ve biz burada Yüce Rabbimizin bu
uyarısını önemseyelim. Sıla-i rahmi gözetmeyen cennete giremez. Sıla-i rahmden uzaklaşmak Allah'ın rahmetinden de uzaklaşmaktır değerli kardeşlerimiz. Özellikle inancımızda Allah'a imanın gereği olan anneye, babaya iyilik ve akrabaya iyilik de birçok ayet-i kerimede Nisa suresi 36. ayet gibi ayetlerde belirtmektedir değerli kardeşlerimiz. Kur'an-ı Kerim sosyal olarak bizim bu akraba bağımızın güçlü olmasını istemektedir. Eğer biz bu bağımızı güçlü tutarsak ailede babanın ölümü gerçekleştiğinde ya da annenin ölümü gerçekleştiğinde unutmayalım ki yerini diğer akrabalar dolduracaklardır. Babanın yerine amca rahatlıkla geçebilir. Annenin yerine teyze rahatlıkla, hala rahatlıkla geçebilir. Tam yerini tutmazsa dahi en azında imtihanı hafifletici güzellikleri yaşatabilir değerli kardeşlerimiz. Dedenin konumu ailede çok büyük önem arz etmektedir. Yılların tecrübelerine sahip olan o büyüklerimizin tecrübelerinden mutlaka istifade etmeli. Onların uyarılarını dikkate almalı. Onların bilgilerinden zaman zaman bilmediğimiz konuları sorarak öğrenme imkanına kavuşabiliriz değerli kardeşlerimiz. Ve özellikle aile bağımızın temel dinamiklerinden olan bu akraba bağları da ailelerin daha değerli, daha kıymetli, daha güçlü olmalarını da sağlayacağını unutmayalım değerli kardeşlerimiz. Akrabalık bağını koparanlar aynı zamanda şeytanı hoşnut etmiş olacaklardır değerli kardeşlerimiz. Özellikle Abdullah bin Mesud akrabalık bağını koparan birinin kendi meclisinde olmasını istememiştir. Her cuma gecesi ameller Allah'a arz edilir. Akrabalık bağını kesenlerin amelleri kabul görülmemektedir değerli kardeşlerimiz. Akrabalık bağını gözetenlerin ömrüne bereket katılıyor. Hayatında mutluluğun unsurları, hayat düzeni daha farklı bir güzellik içerisine giriyor. İster istemez çevresiyle barışık olmanın güzelliğini yaşamaktadır. Çünkü insanın en çok irtibatlı olduğu önemli çevrelerden biri gerek iletişim kanalıyla gerek fiili diyaloglarla akraba çevresi olduğunu unutmamalıyız. Ne kadar onlarla güzel geçinirsek o kadar da mutlu olacağımıza şüphe yoktur değerli kardeşlerimiz. Bizler akraba çevremiz dışında diğer çevrelerle de mutlaka İslami yaşantıyı önemseyelim. İslami hassasiyetlerimizi önemseyelim. İyilikte yarış Müslümanların şiarıdır değerli kardeşlerimiz. Müslüman Müslümana iyiliği emreder. Müslüman Müslümanı kötülükten men eder. Bir kötülüğü gördüğü zaman mutlaka ona karşı iyilikle onu bertaraf etme çaba ve gayreti içerisinde olur. Bunu özellikle gerek aile içinde ve gerek akraba çevremizde de yaşama gayret ve çabası içerisinde olalım değerli kardeşlerimiz. Yüce Rabbimiz her halükarda Müslüman bir şahsiyet olarak İslam'ın izzet ve şerefini temsilen, ailemizin izzet ve şerefini temsilen, ümmetin izzet ve şerefini temsilen, yaşayan ve Allah'a layıkıyla kul olanlardan eylesin bizleri değerli kardeşlerimiz. Bu haftaki konumuz da değerli kardeşlerimiz bitmiş oldu. Layıkıyla istifade etmek için Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz değerli kardeşlerimiz.